Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün trafik işaret lambaları ve trafik polis hareketlerini göreceğiz. Daha önce biliyorsunuz işaret levhalarını ve yol çizgilerini işlemiştik. Geri kalan iki konumuzu da tamamlayıp bir kavşağa geldiğimizde sıralamayı bileceğiz. İlk kimi baz alacağız? Sıralama nasıl gidecek? Ve bütün konuya hakim olacağız arkadaşlar. Evet. Trafikte her zaman ilk baz alacağımız, ilk dinleyeceğimiz nedir arkadaşlar veya kimdir? Daha önce defalarca söyledim. Tekrar söylüyorum. Bir, trafik polisi. Trafik polisi varsa geri kalan bütün levhalar, çizgiler, ışıklar bizim için anlamını yitirecek. Tekrar ediyorum, anlamsızlaşacak ve biz sadece trafik polisinin hareketlerine göre davranacağız. Peki trafik polisi yoksa? 2. Arkadaşlar, trafik lambaları, yani ışıklı cihazlar. Bunları takip edeceğiz. Bu da yoksa 3 trafik işaret levhaları arkadaşlar. Yani tabelalar. Bunları takip edeceğiz. 4 de arkadaşlar tabii ki yol çizgileri. Yol çizgilerini takip edeceğiz. Yol çizgileri de yoksa 5 diğer işaretleme elemanları diyoruz. Artık geçiş önceliği, daha önce anlattığım konular, kontrolsüz bir kavşaksa ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştim. En son motorsuz araçlar geçecek, bir önce LTT ve iş makinesi geçecek. Ondan bir önce de sağda ve düz gidenler geçecek arkadaşlar. Yani tekrar ediyorum, önceliğimiz trafik polisi, yoksa trafik lambası, yoksa levhalar, yoksa yol çizgileri. Sıralama bu şekilde. Biz zaten dediğiniz gibi levhaları gördük, yol çizgi ve anlamlarını gördük. Geriye ne kalmıştı? Trafik polisi ve işaret lambaları kalmıştı. Trafik işaret lambalarıyla trafik polisinin hareketlerini de bu derste işleyip bitireceğiz. Basit bir ders arkadaşlar. Dersi gördükten sonra buradan soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Konuya özet geçtiğimize göre artık dersimize başlayabiliriz. Önce konu anlatımı yapacağım. Daha sonra da yine en çok çıkmış sorulardan beraber sorular çözeceğiz. Trafik polisi işaretlerinin anlamları. Ön ve arka taraftaki trafik duracak. Her iki kol yönündeki trafik hareket edebilir. Arkadaşlar bakın, duruş şeklimiz bu. Trafik polisinin hareketlerini tüm sürücüler zaten bilmek zorundalar. Kollarını açarak durmasıyla açmayarak durması arasında hiçbir fark yok bakın. Omuzların olduğu taraftaki yöndeki araçlar geçebilecekler arkadaşlar. Ama ön ve sırt tarafındaki araçlar geçemeyecekler. Omuzlarının ve kollarının baktığı yöndekilere geçiş serbest arkadaşlar. Ama sırt ve göğüs istikametindekilere geçiş yok. Evet, diğer bir harekete bakalım. Ön ve arka taraftaki trafik duracak. Her iki kol yönündeki trafik hareket edebilir. Az önce anlattığım gibi. Tek farkı bakın, kollarını açmış. Az önce kolları kapalıydı, şimdi de kolları açık. Yine aynı, kolları açtığı yöndeki araçlar devam edebilir, hareket edebilir. Önü ve arkası istikametine gelen araçlar duracak. Sağ taraftaki trafik sola gidebilir. Evet arkadaşlar, kendi geliş yönüne göre sağ taraf oluyor. Kolunu da sol kolunu açtığı için sola gidebilir. Yine aynı, sol taraftaki trafik sağa gidebilir, kolunu açtığı yöne doğru gidebilir arkadaşlar.
Bakın kol yukarıda değilse size bir ipucu vereyim. Dur yok. Kollar omuzdan yukarıda değilse durla alakalı şeyler değil. Geçebilir. İşte dikkatli geç, sağa dön, sola dön. O şekilde değerlendir. Diğerine bakalım. Trafiğin bütün istikametlere kapatılması sağ kol. Evet, kolunu kaldırdı. Bakın şu şekilde. Ne oldu? Trafik durdu. Trafiğin bütün istikametlere kapatılması sol kol. Evet arkadaşlar bakın. Yine aynı. Trafik tüm istikametlere kapatıldı. Trafiği hızlandırma hareketi sağ kol. Gördüğünüz gibi şöyle hızlı bir şekilde yaparak size gel gel demek istiyor burada. Trafiği hızlandırma hareketi sol kol. Yine aynı. Sağ ve sol koluna geçmesi hareketlerin bakın kuralları değiştirmiyor arkadaşlar. Trafiği yavaşlatma hareketi sağ kol. Görüyorsunuz. Elini ne yapıyor? Aşağı doğru yavaşla şeklinde kullanıyor. Yine trafiği yavaşlatma hareketi sol kol. Aynı hareketi diğer koluyla yapıyor. Evet. Şimdi geldik geceye. Gece dönüş işareti. Bak. Elinde gördüğünüz gibi bir fener ya da bir reflektör, aydınlatıcı bir cihaz bulundurmak zorunda. Gece sürücüler için polisler. Bakın trafik polisinin gece bu uzun hareketi görüyorsunuz şöyle. Yani bu ışığı şu şekilde sallayışı arkadaşlar. Bizim için ne demek olacak? Dönüş, gece dönüş işareti. Evet, bunu yukarıda yapıyorsa yani omuzun üstünde altta değil omuzun üstünde yapıyorsa geç işareti arkadaşlar. Gece geç işareti. Zıt yöndeki trafiğe de haliyle dur anlamına geliyor arkadaşlar. Bak. Bunu böyle uzun yapıp bir omuzdan bir omuza yapıyorsa arkadaşlar gece geç. Bunu yarım yapıyorsa dur işareti. En çok öğrenciler bunu karıştırıyor. Bakın bir omuzundan diğer omuzuna kadar sallıyor gördüğünüz gibi ışığı. O zaman biz ne anlayacağız? Gece geç anlayacağız arkadaşlar. Evet az önce bahsettiğime geldik. Bakın yarım yapmış bu sefer. Ne demek? Gece dur işareti. Tam yaparsa gece geç, böyle yarım yaparsa gördüğünüz gibi omuzlara kadar indirmemiş. Bizim için gece dur demek olacak. Yön tayini sağ arkadaşlar. Yine yön tayini sola. Biraz hızlanalım. Araç durdurma işareti sağ. Yani sağa yanaş ve dur diyor. Bir eli yukarıda dur işareti demekti. Diğer eliyle de aracın yanaşmasını istediği istikameti gösteriyor arkadaşlar. Yine araç durdurma işareti sola. Sola yanaş ve dur demek. Arkadaşlar işaretçi personelin kavşak idaresini alma işareti. Yani kavşağa geldim artık bu işaretten sonra beni dinleyeceksiniz. Kavşak idaresini ben alıyorum demek istiyor bize. Kırmızı ışıkta trafik akımını çekme işareti. Gördüğünüz gibi avuçlar birbirine dönük. Yine trafik akımını kesme işareti arkadaşlar. Tüm trafik duracak. Bir kaza olabilir, yolda bir sıkıntı olabilir. Trafik akımını kesiyor. Evet, trafik akımının ışık idaresine bırakılması işareti arkadaşlar. Az önce trafiği kontrolü alıyordu kavşak idaresini. Burada da tam tersi gördüğünüz gibi. Trafik akımının ışık idaresine bırakılmasını gösteriyor. Evet. Bu kadar arkadaşlar hareketlerimiz. Tekrar sizler için hızlı hızlı bir göstereceğim. Gördüğünüz gibi kollar tarafına açık demek. En fazla zaten arkadaşlar bunlardan soru gelir. Evet, ön ve arka taraftaki duracak, her iki kol yönündeki açılacak. 3 sağ taraftaki sola gidebilir. 4 sol taraftaki sağa gidebilir. Gördüğünüz gibi bütün istikametleri kapatır. Veya kapalı bütün istikametleri açılabilir. Trafiğin bütün istikametleri kapatılması sol kol. Hızlanma işareti. Evet. Trafiği hızlandırma hareketi sol kol.
Trafiği yavaşlatma hareketi gördüğünüz gibi. Bu da yavaşlatma. Evet, gece dönüş. Aşağıdan gördüğünüz gibi bayağı geniş bir fener sallama şekli var. Bakın bu gece dönüş işareti. Bunu omuzdan omuza yukarıdan yaptığınız zaman da gece geç. Bakın aşağıdan yaparsa soru böyle karşımıza çıkarsa dönüş diyeceğiz. Bu fener sallamayı yukarıda yaparsa omuzundan omuzuna biz buna gece geç işareti diyeceğiz arkadaşlar. Kıssası da neydi? Gece dur işaretiydi. Bunları zaten yaparsınız. Sağa dön, sola dön. Evet, bu da sağa yanaşarak dur, sola yanaşarak dur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Trafik kavşağının kontrolünü eline aldığını gösteriyor. Evet. Kırmızı ışıkta trafik akımını çekme işareti. Trafiği kesme işareti. Yine trafik akımının ışık idaresine bırakılması. Evet, bu kadar. Şimdi yeni konumuza geçmeden önce şunu bilmemiz lazım. Şimdi biliyorsunuz benim en büyük derdim bilinçli sürücü yetiştirmek. Ve trafikteki bilinçsiz sürücüleri bilgilendirmek. Şu an en büyük hedefim bu. Görüyorsunuz trafikte arkadaşlar maalesef ki maalesef o kadar çok bilgisiz sürücü var ki trafik polisinin hareketlerini bile dikkate almıyorlar. Bir kavşağa geliyor sürücü, izliyorum kendisini. Bakın trafik polisi böyle yapıyor. Gel diyor, gel. Sürücü böyle yapıyor. Gelmem. Ya trafik polisi orada yırtınıyor. Gelsene kardeşim diyor, gel geç. Hala sürücü böyle yapıyor. Kırmızı yanıyor. Geçmem diyor. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Veya tam tersi oluyor bazen. Şu neydi? Durdu değil mi? Dur yapıyor. Trafik polisi elini kaldırıp. Hala yeşil yanıyor diyor, üstüne yürüyor. Sürücü hala devam ediyor sürmeye. Dursana diyor beyefendi, hanımefendi dur. Dur diyorum. Ama diyor bana yeşil yandı. Gerçekten trajikomik olaylar arkadaşlar. Yani o yüzden sizden rica ediyorum. Işıkların bir anlamı yok. Trafik polisi dur diyorsa duracaksın. Geç diyorsa geçeceksin. Bu kadar. Veya kollarını açtığı yönlerdeysen geçeceksin. Sırtına ve göğüs istikametine geliyorsan önüne ya da arkasına duracaksın. Levhalar, yol çizgileri, trafik işaret lambalarına bakmayacaksın. Trafik polisi varsa. Lütfen bunu dikkate alalım. Bütün yeni sürücülerden de gerçek güncel hayatta araç kullanırken de bunun dikkate almasını rica ediyorum. Konular kısa olduğu için arkadaşlar diğer konuyla bu konuyu birleştirelim. Işıklı işaret cihazları, trafik lambaları. Şimdi ben her zaman derslerimde, yüz yüze olan derslerimde de öğrencilere anlatıyorum arkadaşlar. Bakmakla görmek farklı şeylerdir. Veya dinlemekle duymak farklı şeylerdir. Şimdi trafik işaret lambalarını öğrencilerime ilk gün soruyorum. Diyorum, biliyor musunuz? Evet, hepsi biliyoruz diyorlar. Araç sürmeksek de her gün işte karşılaşıyoruz, başkalarının aracındayken izliyoruz, yayayken gidip görüyoruz. Hepsi diyor ki trafik işaret lambalarını biliyoruz. Yanlış sıralamasını soruyorum. %95'i yanılıyor. Bakın %95'i. Çünkü sadece bakıyorlar arkadaşlar. Görmüyorlar. Sadece baktıkları için ayrıntıyı ben anlattıktan sonra aa böyle miymiş diyorlar. Ondan dolayı lütfen trafik işaret cihazları çok basit, buna bakmadan geçeyim demeyin. Bunu da dinleyin arkadaşlar. Şimdi trafik işaret cihazlarının tarihinden kısaca bahsetmek gerekirse 1830'lara kadar dayanıyor. Bayağı geçmişe dayanıyor. Hatta otomobillerden daha eskiye dayanıyor tarihi. Bu ışıklı lambaların ilk trenlerde kullanılmaya başlanıyor. Trenlerde kullanıldıktan sonra at arabalarının çok yoğun olduğu şehir merkezlerinde kullanılmaya başlanıyor. Daha sonra ilk yanılmıyorsam 1868'de Londra'da kullanılıyor arkadaşlar. İlk olarak orada deneniyor. Tabii o zaman ışıkların renkleri, seçenekler daha farklı şimdiki gibi değil. Yani kırmızı yine dur ama işte beyaz
geç mesela. Daha sonra bu beyaz ışık sıkıntı yaratmaya başlıyor. İşte kırmızı lambanın mercekleri düşüyor, altındaki beyaz çıkıyor, insanlar geçmeye başlıyor. Ya da sokak lambaları da beyaz olduğu için insanlar karıştırmaya başlıyor. Aksaklıklar çıkınca bunun çok verimli ve kullanışlı olmadığı anlaşılıyor. Bu ışık sistemleri tekrar değişiyor. 1914 olması lazım. 1914'te ilk günümüze en yakın trafikli işaret cihazı konuyor arkadaşlar uygulamaya. Tabi o zaman da sarı lamba eksik. Daha sonra sarı lamba da devreye ikaz lambası olarak entegre ediliyor. Ve şu an günümüze kadar lambalar bu şekilde geliyor. Şimdi trafik işaret lambalarını arkadaşlar anlatmadan önce şunu söyleyeyim size. Bildiğiniz gibi zaten kırmızı dur, sarı hazırlan, yeşil de geç. Sarı geç değil, bir defa bunu kafamızdan silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Işıklı trafik cihazları, trafiği düzenlemede kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilir veya otomatik olabilir. Işıklı işaret cihazlarının üzerinde çeşitli renk, sembol ve yazılar bulunur. Işık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan bu tertibatta belirli yanma süreleri bulunur. Evet. Şimdi kırmızı görüyorsunuz yanıyor, sarı görüyorsunuz yanıyor, yeşil görüyorsunuz yanıyor arkadaşlar. Burada yanma sıralamalarını ben ayrı anlatacağım size. Önce bir temelden bahsedelim. Kırmızı ışık yolun trafiğe kapalı olduğunu ve mutlak bir duruş yapılmasını bildirir. Bu ışık yanmaktayken aksine bir işaret yoksa hiçbir yöne hareket edilmez. Şimdi biliyorsunuz kırmızı arkadaşlar kanın rengi, ölümün, felaketin rengi olduğu için tarih boyunca kırmızı ışık her zaman bizim için duru simgeleyecek. Geçmişten de bugüne hep öyle gelmiş. Yani kırmızı zaten hep dur demekmiş. Biliyorsunuz kırmızı lamba bazen böyle yan tarafta da yanabilir, bazen ortada da yukarıda da yanabilir. Yolun yapısına göre değişiyor ya da oradaki yetkililerin çalışma sistemine göre lambaların kondukları yerler değişebilir ama bizim için anlamları hep aynı olacak. Mesela bazı kırmızı lambaların üstünde bakın buradaki gördüğünüz gibi böyle saniyeler oluyor arkadaşlar. Yani saniyeler oluyor. Bazen yeşil ışıklarda da saniye oluyor ve ne zaman yanacağını biliyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz. Bazılarında da olmuyor. Veya bazıları selektör yapıyor tam yanacağını. Öyle renk değiştiriyor. Sarı ışık İkaz anlamında olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. Yeşil ışıktan sonra yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Bu ışık yandığında ışıklı geçiş noktasına emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Kırmızı ışıkla birlikte yanması yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Bu hal beklenmekte olan sürücülerin harekete hazırlanması gerektiğini gösterir. Evet, sarı da en dikkat çekici renklerden birisi olduğu için arkadaşlar ikaz lambası olarak kullanılmış, tercih edilmiş. Günümüze de buraya kadar bu şekilde gelmiş. Sarı renk bizim için her zaman arkadaşlar hazırlan, ya durmaya hazırlan ya geçmeye hazırlan ama geç değil arkadaşlar. Yeşil ışık yolun trafiğe açık olduğunu gösterir. Bu ışık yanmaktayken durmadan geçilir. Kavşakta doğrultu değiştirilecek ise dönüş manevrasına başlanır ve trafik kurallarına uyulmak suretiyle hareket edilir. Evet, yeşil ışık da bize olumluyu çağrıştırdığı için arkadaşlar, tabiatın rengi, yeşilliğin rengi bize geç demek istiyor. Yeşil de günümüze kadar gelmiş bu şekilde. İlk zamanlar dediğim gibi ilk daha keşfedildiği zamanlar beyazmış. Sonra beyazda sıkıntılar çıkınca yeşile dönmüş. Yeşil tercih edilmiş. Bir de ne var arkadaşlar? Yayaların ışıkları var. Yaya simgeli kırmızı ışık. Yolun yayalara kapalı olduğunu gösterir.
Bu ışık yanmaktayken yaylaların taşıt yoluna girmelerin yasak olduğunu bildirir. Eğer simgeli yeşil ışık yolun yaylara açık olduğunu gösterir. Bu ışık yanmaktayken yaylaların karşıya geçmek üzere taşıt yoluna girebileceklerini bildirir. Yani arkadaşlar bu yaya ışıkları da önemli. Yayaların geçip geçmemesi açısından burada sarı yok, sadece kırmızı ve yeşil var. Kırmızı ise yaylalar geçebilir, geçemez pardon. Kırmızı ise yaylalar geçemez, yeşil ışıksa yaylalar geçebilir. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık ve aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık var arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştim. Aralıklı yanıp sönüyorsa sarı ışık, dikkatli yavaşlayarak geçiyorsunuz, durmak zorunda değilsiniz. Aralıklı kırmızı yanıp sönüyorsa, fasılalı ışıkta diyoruz biz buna. Kırmızı fasılalı ışık yanıyorsa durmak zorundayız. Duracağız, kontrol edeceğiz, sonradan geçeceğiz. Evet, bir de ok şeklinde biliyorsunuz ışıklar var. Klasik bir 3 bölümlü trafik ışığı, ek bir bölüm sağ veya sol veya 2 ek bölüm sağ ile sol ile donatılabilir. Bu tür rasyonalizasyon, yani savunma mekanizması, kavşağın verimini önemli ölçüde arttırmayı mümkün kılar. Yalnızca sürücülerin böyle bir trafik ışığının sinyallerini doğru bir şekilde anlamaları önemlidir. Ve her şeyden önce ok yönünde harekete yalnızca ek bölüm açıldığında izin verildiğini anlamak gerekir. Evet, ok şeklinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi ne var? Ok işaretinde şeklinde de lambalarımız var. Yine kırmızı, sarı, yeşil şeklinde. Bunlarda anlamamız gereken olay sadece ok yönüne gidecek sürücüleri bağlıyor. Yani oraya gitmiyorsanız bu ışık sizi bağlamıyor. Siz düz gideceğiniz ışığa bakacaksınız. Neden bahsediyorum? Mesela bakın yanına bir tane de şöyle sorularda çok geldiği için trafik işaret lambası koydum. Mesela şimdi düz gidene yeşil. En altta yürüyorsunuz. Sıralamayı da söyleyelim. Çünkü bazen sorularda renkli geliyor. Genelde böyle siyah beyaz geliyor. Rengini tam göremiyorsunuz. Yerlerini ezberleyin o yüzden. Şu en üstte gördüğünüz arkadaşlar kırmızı. Evet. Hatta çizelim bu durum. Şu en üstte gördüğünüz kırmızı. Yine aynı. Lambada yanacaksa böyle ok şeklinde. En üstteki kırmızı arkadaşlar. Onun bir altında ne var? Evet, bir altında sarı var. Bakın şurayı da sarıya boyadım. Onun bir altında ne var? Tabii ki bir altında yeşil var arkadaşlar. 3 tane lamba var ve diyor ki yeşil yanıyor. Şunları şimdi ben çizdim biliyorsun. Normalde yoktu. Yeşil yanıyor arkadaşlar. Burada da kırmızı ok var. Sürücü ne yapmalı? Eğer sürücü düz gidecekse, yeşil yandığı için önü de müsaitse gidebilir. Kavşakta bir problem yoksa. Ama hiçbir problem olmasa bile sağa dönecekse gidemez bak. Çünkü sağ kırmızı yanıyor. Ben sağa döneceksem buradaki kırmızı yanan okun yeşil olmasını bekleyeceğim. Sağa dönebilmek için. Ama düz gideceksem yeşil yandığı için gidebilirim. Umarım anlaşılmıştır. O yüzden ok yönleri de önemli arkadaşlar. Bir de ne var? Bakın aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık var. Daha önce bahsetmiştim. Dur levhası ile aynı anlama geliyor arkadaşlar. Yani kırmızı yanıp yanıp sönüyorsa fasılalı kırmızı ışık da diyoruz biz buna. Ne dedik? Durup kontrol edip geçmek zorundasın. Bu hangi tabelanın özelliğiydi? Dur levhasının özelliğiydi. Ama sarı yanıp sönüyorsa arkadaşlar dikkatli geçebilirsin. Durmak zorunda değilsin demiştik. Bu ışık hangi tabelanın özelliğiydi? Ters üçgen olan tabii ki yol ver tabelasının özelliği de arkadaşlar. Yine bunlar dışında arkadaşlar şöyle yukarıya doğru ok yönleri olan lambalar karşınıza çıkabilir. Burada da yine aynı renklerine bakarız arkadaşlar. Genelde otoyollarda olurlar ya da işte köprü girişlerinde, tünel girişlerinde filan genelde karşımıza çıkıyorlar. Yine böyle ok şeklinde, yukarıya doğru ok şeklinde olan lambaların içi kırmızıysa bize oranın tıkalı olduğunu ya da o yolun kapalı olduğunu, yeşilse yolun açık olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi benim aslında anlatmak istediğim diğer konu
bu ışıkların yanış şekli. Şimdi bakmakla görmek arasında fark var derken neyi kastediyorum? Bakın. Şimdi şöyle bir tane de ben çizeyim trafik lambası. Şimdi şöyle bir trafik lambasına geldik. Şimdi nasıl yanıyor bu diyorum öğrencilere. Diyorlar ki hocam önce kırmızı yanıyor. Evet diyorum. Sonra diyorlar ki kırmızı sönüyor. Evet. Sarı yanıyor. Evet diyorum. Sonra sarı sönüyor. Evet. Sonra yeşil yanıyor diyorlar. Geri dönüşte de aynı sıralamayla tekrar yeşilden sarıya, sarıdan da kırmızıya dönüyor diyorlar. Şimdi bakmakla görmek arasındaki fark burada devreye giriyor işte arkadaşlar. Ve %90'ı, %95'i öğrencilerimin bana bunu söylüyor. O zaman ben de şunu söylüyorum kendilerine. Sadece sarı lamba yanıyorsa bir sürücü neye hazırlanmalı? Sınıfın yarısı diyor ki kırmızı yanacak, durmaya hazırlanmalı. Geri kalan yarısı da diyor ki yeşil yanacak, geçmeye hazırlanmalı. İkiye bölünüyorlar yani. Ben de diyorum ki bu sorunun bir cevabı var. Niye ikiye bölündünüz? İşte bilmediğiniz için. Sistemi bilirsen bu sorunun cevabı tek. Şimdi buradaki ayrıntı şu arkadaşlar. Kırmızı yanıyor. Doğru. Kırmızı sönmeden kırmızıyla birlikte sarı yanıyor. Çok kısa. 2 saniyeye yakın. Ondan sonra arkadaşlar bu ikisi sönüyor. Bakın ikisi birden sönüyor. Ve tek başına arkadaşlar yeşil yanıyor. Şurası tek yanıyor. Tekrar ediyorum. Arkadaşlar kırmızı lamba yanıyor, yanarken sarı beraber yanıyor. Kırmızı sönüp sonra sarı yanmıyor. Bakın. Kırmızı yanarken aynı anda sarı da yanıyor. İkisi çok kısa beraber yanık kalıyorlar. Sonra ikisi bir sönüyor, yeşil yanıyor ve biz geçiyoruz. Tam tersinde nasıl oluyor? Tam tersinde tahmin ettikleriniz gibi oluyor çoğunluğu. Önce yeşil sönüyor, tek sarı yanıyor. Sonra sarı sönüyor, tek kırmızı yanıyor. Yani yukarıdan aşağı gidişle bakın aşağıdan yukarıya gidiş şekli birbirinden farklı. Ondan dolayı burada tek sarı yanıyorsa sorunun cevabı tek. Soru böyle gelirse tek sarı yanıyor derse ben diyeceğim ki bundan sonra kesinlikle kırmızı gelecek. Kırmızı yanacak. Ama kırmızıyla sarı aynı anda yanıyor derse soru ben diyeceğim ki yeşil yanacak, ona göre cevap vereceğim. Yani sürücü sarı lambanın tek yandığını görüyor. Ne yapmaya hazırlanmalı derse durmaya hazırlanmalı cevap. Sarı tek yanıyorsa kırmızı gelecek demektir. Eğer sürücü kırmızıyla sarıya aynı anda yanarken gördüyse neye hazırlanmalı derse geçmeye hazırlanmalı. Çünkü yeşil yanıyor diyeceğim. Umarım farkı artık hepiniz anlamışsınızdır. Yukarıdan aşağıya doğru ışık sıralamasıyla aşağıdan yukarıya doğru ışık sıralaması birbirinden farklı arkadaşlar. Bu farkı bilmeyen o soruları da büyük ihtimalle kaçırıyor ya da kaçırma ihtimali var diye. Konuları işledik. Lambalar ve trafik polisi hareketlerini derledim. Sizin için hemen çıkmış soruları, hızlı bir şekilde çıkmış sorularımızı da çözüp videoyu bitirelim arkadaşlar. Bakalım nasıl sorular gelmiş. 1. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 3, D 2 ve 4. Evet, incelediğinizde zaten en çok soru gelen polis hareketlerinden birisi demiştim. Bakın hangisi beklemelidir demiş. Olumsuzu sorduğu için cevap D 2 ve 4. Önü ve arkasındakiler bekleyecek. Kollarını açtığı yöndekiler gidecek. Soru 2. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin geç işaretidir? Evet. Geceleyin geç arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar A şıkkı. Değil mi? Ne diyor? Omuzdan omuz arkadaşlar. Geceleyin geç. Diğerlerini de yine sizler için tekrarlayalım. B şıkkı neydi arkadaşlar? Yavaşlama. Bakın elini indirip kaldırıyor. C şıkkı neydi? Boydan boya bakın şöyle. Geceleyin dönüş işaretiydi. Değil mi? Evet. D şıkkı kısa yapmış bakın. Kısa yaptığı zaman da neydi? Durdu arkadaşlar.
uzun yaparsa, bakın, geç, gece geç demek, kısa yaparsa gece dur demektir. Soru 3. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu sefer de görseli vermiş, bize şıkları yani cümle olarak tanımlamamızı istemiş. Yol bütün yönlere kapalıdır. Yol ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. Yol bütün yönlere açıktır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Yol kollarını gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. Evet, dördüncü soru. Bakın bazen böyle renkli de gelebiliyor ama sorularda genelde şu şekilde gelir. O yüzden kafanız karışmasın. Hiçbir problem yok. Yine bizim için bir trafik polisi bu. Renkli de gelse, renksiz de gelse anlamanız lazım. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Şu işareti soruyor. A. Sağa yanaş. B. Yavaşla. C. Hızlan. D. Dur. Evet, eksik olmuşuz. Evet, sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar tabii ki C. Hızlan olacaktır. Şu işareti gördüğün zaman kolunu şöyle kendine doğru gel gel demek istiyor. Burada hızlanacaksın arkadaşlar. Soru 5. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur. B. Hızlan. C. Yavaşla. D. Sağa yanaş. Evet, eleyerek de gidebiliriz. A. Dur demiş. Dur olmadığını biliyoruz. Dur için ne yapacaktı? Kolu şöyle yukarıya kaldırması lazımdı arkadaşlar. Dur değil, hızlan da değil. Daha az önce görmüştük. Hızlan da olamaz arkadaşlar. Onun için de kolunu şöyle kendine doğru ya da yana doğru çekmesi lazımdı. Sağa yanaş olamaz arkadaşlar. Sağa yanaş için bir kolunu sağa doğru şöyle yanaştırmalı. Diğer kolunu da yine havaya kaldırmalıydı. Yani dur, sağa yanaşarak demek istemeliydi. O da olamaz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Yavaşla. Trafik görevlisinin geceliğin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? Böyle de bir soru gelmiş. A. Geç işareti. B. Dur işareti. C. Yavaşlama işareti. D. Hızlandırma işareti. Evet, sorumuzun doğru cevabı A. Geç işareti. Gece geç demek arkadaşlar. Bakın uzun. Kısa olsaydı dur işaretiydi. Evet, trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını içerir. Evet, A, B, C ve D şıklarını izliyoruz. Bizden trafiğin hızlanması talimatını istiyor. Hangi harekette bu var? Tabii ki arkadaşlar C şıkkı diyeceğiz. Trafik polisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir. Evet, bu sefer de tam tersi yavaşlamayı soruyor. A, B, C ve D şıklarını inceliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki A şıkkı arkadaşlar. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A geç, B hızlan, C yavaşla, D sağ yanaş ve dur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı, sağ yanaş ve dur. Yukarıdaki kolu dur anlamına geliyor. Bizim için böyle düz kaldırması demiştik. Aşağıdaki de zaten duracağı yönü gösteriyor bak. Trafik görevlisinin hangi hareketi süreceği için sağ yanaş ve dur talimatını içerir? Evet. Bu sefer de arkadaşlar soruyu, sözlü sorup hareketi istiyor bizden. Sağ yanaş ve dur. Daha yeni çözmüştük. Evet. C şıkkı, sağ yanaş ve dur demek. Diğerlerini de biliyorsunuz zaten. A şıkkı hızlan, B şıkkı gece geç demek, D şıkkı kolların açtığı tarafa yönlere trafik akımı serbest açık demek. Soru 12. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır. B. Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
C yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. D yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. Hangisi doğrudur demiş. Son kelimeler önemli. Soruyu yanlış anlarsanız doğru çözemezsiniz. Doğruyu söylemiş bizim için. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. Tabii ki görevlinin sağ ve sol kol istikametindeki yollar trafiğe açıktır. Soru 13. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir? A. Trafiğin bütün istikametlere kapanma hali. B. Trafiğin bütün istikametlere açılma hali. C. Trafiği hızlandırma işareti. D. Trafiği yavaşlatma işareti. Evet, sorumuzun doğru cevabı tabii ki A. Trafiğin bütün istikametlere kapanma halidir arkadaşlar. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceliğin dur işaretidir? A, B, C ve D şıklarımızı inceliyoruz. Geceliğin dur. Duru sorduğu için sorumuzun doğru cevabı tabii ki C şıkkı arkadaşlar. A şıkkı hızlan demek. B şıkkı gece geç demek. D şıkkı gece dönüş demek. C şıkkı ise gördüğünüz gibi yarım olduğu için dur demek. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceliğin dönüş işaretidir? Evet. Geceliğin dönüş işaretini sorduğu için sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. Tabii ki D şıkkı geceliğin dönüş işareti. Tekrar edelim, dur işareti, tekrar edelim, yavaşlama işareti, tekrar edelim, gece geç işareti. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa, bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? Bakın, trafik zabıtası derken bile trafik polisini kastediyor, kafanız karışmasın. Bizim için aynı şey. Ha trafik polisi, ha trafik zabıtası. A. Yer ve yön denetlemelerine. B. Trafik zabıtasına. C. Işıklı trafik cihazına. D. Trafik işaret levhalarına. Evet. Hangisine ilk uyumak zorunda arkadaşlar? Tabii ki B şıkkı trafik zabıtasına. Her zaman söylüyorum. 1. Trafik zabıtası. 2. Uymak olduğumuz sıralamayı diyorum. 1. Trafik zabıtası. 2. Işıklar, trafik lambaları. 3. Levhalar. 4. Yol çizgileri. Unutmayın. Soru 17. Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır? A. Beklemelidir. B. Sola dönmelidir. C. Doğru gitmelidir. D. Sağa dönmelidir. Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır? Sorumuzun doğru cevabı tabii ki A beklemelidir arkadaşlar. Çünkü önünde. Bakın buraya serbest. Sağ ve sol serbest. Ön ve arka yasak. Duracaklar. Soru 18. Akan trafikte trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olun yolun ise açılacağı anlamındadır. Evet. Az önce dersin başında da anlatmıştım. Görsellerimizi izliyoruz. Açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamına gelen hareketimiz arkadaşlar. Tabii ki B şıkkı. Evet. Kollar istikametindeki A, kollar istikametindeki yönler açıktır demek. Ön ve arkası kapalı. C gördüğünüz gibi sağa dön yön tayini yapıyor arkadaşlar. D yine kolları açık olan taraftakilere trafik açık demek. Ama B işareti kapalı yolun açılacağı veya açık olan yolun kapanacağını gösterir. Evet. Soru 19. Trafik görevlisinin geceliğin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Hızlandırma işareti. B. Geç işareti. C. Yavaşlama işareti. D. Dur işareti. Bu sorunun cevabını da sizden bekliyorum. Yorumlara 19. sorunun cevabını yazın bakalım. Trafik polisinin
Bu hareketi doğru anlamış mısınız? Şıklardan hangisidir? A, B, C ve D şıklardan hangisi doğruysa yorumlara yazın arkadaşlar. Soru 20. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? A sarı, B yeşil, C kırmızı, D kırmızı ile birlikte sarı. Evet. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar tabii ki B yeşil, sarı değil. Sarı hazırlandı, yeşil geçti arkadaşlar. O yüzden hep yeşillerde geçeceğiz. Sarılarda çok hızlı ve duramıyorsak, yani mecbur kalmışsak geçeceğiz. Mecbur kalmadığımız sürece sarıda da geçmeyeceğiz. Zaten burada yapılan en büyük sıkıntı şu. İşte bunu maalesef eski sürücüler yine daha çok yapıyor bu hatayı. Yeşili görüyor, hızlanıyor. Bu çok sık yapılan bir hata. Yeşili gördüğünüz zaman, yani siz hareket halindeyken ilerideki lambanın yeşil olduğunu gördüğünüz zaman hızlanmayacaksınız. Hızlanmayacaksınız. Aynı normal seyrinizde gideceksiniz. Siz geçmeye yakın ışık tekrar sarıya dönerse durmanız için zaten pay olacak. Eğer yok yeşil yanmaya devam ederse de zaten geçeceksin. Hiçbir problem olmayacak. Öğrenciler bana hep şunu soruyor. Hocam çok hızlıyız. Işık yandı geçelim mi duralım mı? Ya sorunun bir kaynağına in bakalım. Niye? Niye sen çok hızlısın orada? Orada zaten çok hızlı durmaman gerekiyor. Çok hızlı olduktan sonra zaten her türlü sıkıntı. Yaya geçidinin üzerinde dursan da sıkıntı. Geçsen daha büyük sıkıntı. Geçmeyeyim desen yetişemiyorsun. Aracın çok hızlı. İşte bundan dolayı böyle ikilemlerde kalmamak için basıp son anda kırmızı ya da sarı yandığı zaman böyle ağzın açık Japon balığı gibi orada kalmaman için bu hatayı yapma. İkileme düşme. Ondan dolayı ne yapacaksın? Yeşil mi yanıyor? Sen aynı hızında devam edeceksin. Işık dönerse de duracaksın. O refleksi zaten sana tanıyor. O yüzden direkt kırmızıdan yeşil yok. Bak arada bir sarı lamba var. Bize bir zaman tanımak için, hem durmak için hem de geçmek için. Lütfen yeşili gördüğümüz zaman hızımızı arttırmayalım. Herkesten bunu rica ediyorum. Soru 21. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücü aşağıdakilerden hangisini bildirir? Bakın dediğim soru geldi. A. Yolda bakım çalışması olduğunu. B. İleride hemzemin geçit bulunduğunu. C. Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu. D. Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu. Zaten hemzeminin ne demek olduğunu size daha önce anlatmıştım. Eleme yoluyla da gidebilirsiniz. İleride hemzemin geçit bulunduğunu, bununla alakası yok arkadaşlar. Yolda bakım çalışması olduğu alakası yok. Bu ikisini eledik. Bakın şimdi C ve D kaldı. İşte size dediğim gibi ışığın nasıl yandığını anlamazsan, sıralamayı bilmezsen %50 doğru bilme, %50 de yanlış bilme ihtimali. Bakmakla görmek farklı şeyler. Sen bugüne kadar bakmış olabilirsin. Sürekli kırmızı yanıyor, sonra sönüyor, sarı yanıyor, sonra sönüyor, yeşil yanıyor. Zannediyor olabilirsin ama artık ben size anlattım. Bundan sonra sıralamayı bileceksiniz. Kırmızı sönmeden, kırmızıyla birlikte sarı yanmış bak. Bu bize neyi gösterir? Tabii ki C şıkkı yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu gösterir. Ama eğer sadece sarı yanıyor deseydi, o zaman arkadaşlar D şıkkı yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu gösteriyor diyecektik. Çünkü ışıkların aşağı gidiş sıralamasıyla yukarıya doğru tekrar dönüş sıralaması birbirinden farklı. Soru 22 yine aynı şekilde bir görsel. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Bakın sadece şıkları değiştirmiş bu sefer. Görselimiz aynı. A harekete hazırlanmalı. B yolun en sağına yaklaşmalı. C dönüş yapacağı yola girmeli. D yaya geçidini kapatmadan durmalı. Evet, tabii ki sorumuzun doğru cevabı bu sefer A şıkkı, harekete hazırlanmalı. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır veya yapabilir? A.
sola dönebilir, B sağa dönebilir, C ileri yönde devam edebilir, D sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir. Bakın sağ ok şekli yeşil arkadaşlar. Yani yeşil olmasa bile en alttaki lamba olduğundan yeşilin yandığını anlıyoruz. Bu neydi? Sağa döneceklere bağlıyordu. Karşıdaki kırmızı ışık kimi bağlıyor? Düz gideceklere bağlıyor. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Gören sürücü ne yapabilir diye soruyor. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki B. Sağa dönebilir. Çünkü sağa dönüş ok şeklinde yeşil. Düzler için yasak. Soru 24. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? A. Durup beklemeli. B. Durmadan geçmeli. C. Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli. D. Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli. Tabii ki sorumuzun doğru cevabı A. Durup beklemeli. Soru 25. Aksine bir durum yoksa şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? A. Oklu ışık sarı yandığında. B. Oklu ışık yeşil yandığında. C. Oklu ışık kırmızı yandığında. D. Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında. Dönüşü ne zaman yapmalıdır demiş. Haliyle sorumuzun doğru cevabı B. Oklu ışık yeşil yandığında dönebilir. Evet, soru 26. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Evet, görüyoruz. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilirler? A yalnız 2, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3. Evet. Hangileri yola devam edebilir demiş arkadaşlar. Burada sorumuzun doğru cevabı D şıkkı 2 ve 3 olacak. Ama biraz bahsedelim sorudan. Bakın şimdi düz gideceği yeşil yanmış ama bir numara nereye dönüyor gördünüz mü? Bunu gözden kaçırmayın. Sola dönüyor. Sola hangi lamba yanıyor? Kırmızı. Yani geçemezsin demek. Neydi oklar? Kendi yönlerine dönecek sürücüleri ilgilendiriyordu. Düz gitseydi yeşili baz alırdım şurada. Dümdüz giderdim. Ama sola döneceğim için durmak zorundayım. O yüzden bir numara durmak zorunda. İkiye bakıyorum. Bakın düz gidenler için iki tarafta da gördüğünüz gibi zaten yeşil yanıyor. O yüzden iki dümdüz gidebilir. Hiçbir problem yok. 3'e bakalım sağa dönebilir mi? Evet. Niye? Çünkü sağ yeşil yanıyor. Ok yeşil şeklinde dönebilir. Bizden de zaten hangilere devam edebilir dediği için 2 ve 3 arkadaşlar. 1 devam edemiyor. Soru 27. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? A. Durmadan dikkatli geçmeli. B. İlk geçiş hakkını yayalara vermeli. C. Durup yolu kontrol ettikten sonra geçmeli. D. Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. Evet, sorumuzun doğru cevabı yeşil yandığı için tabii ki A. Durmadan dikkatli geçmeli. Yeşil yanıyorsa durmamıza gerek yok. Soru 28. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Düz gitmeleri, B. Sağa dönüş yapmamaları, C. Düz gideceklerin beklemeleri, D. Yol açıksa sola dönüş yapmaları. Yanlışı soruyor bakın. Soruyu kaçırmayın sakın. Yanlışı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı C. Düz gideceklerin beklemeleri. Çünkü düz gidenlere ne yanıyor? Yeşil yanıyor. Evet. Son soru arkadaşlar. Soru 29. Sorunun cevabını da sizden bekliyorum. Bir tane trafik polisinin hareketlerinden soru sordum size. Bir de trafik ışıkları ve lambalarından bir soru olsun. Bunu da siz cevaplayın. Yorumlara yazın bakalım.
Aksine bir durum yoksa şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? A. Oklu ışık sarı yandığında. B. Oklu ışık yeşil yandığında. C. Oklu ışık kırmızı yandığında. D. Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında. Evet, olumlu bir soru. Ne zaman yapmalıdır diyor sürücüler. Ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? Sorunun doğru cevabını yorumlara yazın. Ben oradan tek tek kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar, sorularımız bitti. Zaten çok yoğun soruların geldiği konular değil ama sınavda, 2-3 sınavda bir karşımıza trafik polis hareketleri veya trafik işaret cihazlarından soru geliyor. Buradan soru geldiğinde kaçırmamanızı istiyorum. Son olarak videoyu kapatmadan konuyu tekrar toparlıyorum. Kavşaklarda ilk trafik polisini dinleyeceğiz lütfen. Bilmeyenlere de öğretelim, bilgiyi çevremize, diğer sürücülere de yayalım arkadaşlar. İlk trafik polisi, trafik polisi yoksa trafik lambaları, trafik lambaları yoksa işaret levhaları, işaret levhaları yoksa yol çizgileri. Bu dörtlüyü bilmemiz lazım. Sınavda da karşımıza çıkabiliyor. Güncel hayatta da zaten bize gerek olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.